Ama Haber Bülteni Ali Efendioğlu ile başlıyor. Merhabalar efendim. Türkmen Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce başlıkları izleyelim. Başbakan Muhammed Şia el-Sudani, Sanak ve Kasırga karşısında rağan Libya halkına yardım ele uzatacağını vurguladı. Bakanlar Kurulu Başbakan Muhammed Şia El Sudani Başkanlığı'nda olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurul düzenlemiş olduğu toplantısında kamu ve özel, üniversite eğitimle ilişkin yasa tasarısını onaylayarak parlamentoya gönderdi. Irak Birleşik Arap Emirlikleri Ortak Komitesi'nin çalışmaları bugün gün Bağdat'tan 10. oturumuna başladı. Dürüstlük davalarını inceleme konusunda uzmanlaşmış Salahattin soruşturma mahkemesi Tosunlu Belediyesi'nin eski müdürü hakkında arazilerin tesciline müdahale etme suçlamasıyla 4 tutuklama emri çıkardı. Sınır Kuvvetleri Komutanı Kor General Muhammed Abdülvahab Sakur Peygamber Efendimizin vefatını daha doğrusu vefatını anma merasimi ile ilgili güvenlik planının uygulanmasını takip etmek üzere Necef güvenlik güçlerini denetledi. Uluslararası Kızıl Haç Federasyonu, Fas'taki depremzedelere destek sağlamak için 100 milyon dolar toplama çağrısında bulundu. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Ana haber bültenimizin başlangıcı Libya ile diğer birçok Arap ülkesini vuran sağanak felaketin Başbakan Muhammed Şia El Sudani'nin sağanak ve kasırga karşısında Irak'ın Libya halkıyla yardım ele uzatacağını vurguladığı haberinden olacaktır. Başbakanı yaptığı açıklamada Doğu Libya'yı özellikle de etkilenen Derne şehrini kasıp kavuran sel ve kasırgaların temsil ettiği zorlu insani felaket ve bunun sonucunda sayıları binlere ulaşan kurbanlar konusunda Libya halkıyla kardeşliğe dayanışma duygularına dile getirdi. Parlamento tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son istatistiklere göre, Libya'nın derne kentini kasıp kavran sel ve su baskınlarında ölü sayısı 5.300'e yükseldi ve yaklaşık 7.000 yaralı vardır. Bu arada Uluslararası Kızıl Haç Dernekleri Federasyonu'ndan bir yetkili Daniel Kasırgası'nın ülkeye gelmesinden sonra yaklaşık 10 bin kişinin kaybolduğunu, bunun da büyük sel ve su baskınlarına yol açtığını açıkladı. Seller dernenin yanı sıra Libya'nın doğusunda El Beydaz, Şahat daha doğrusu Şahat ve Susa gibi diğer şehirleri de etkileyecek ciddi maddi hasara yol açtı. Kent'in Tıp Merkezi sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 46 kişi yükseldiğini belirterek hastaların El Beyda Hastanesi'nden özel hastanelere tahliye edildiğini kaydederek sel suları altında kalan şehrin tıbbi binalarının bazı kısımlarının çöktüğünü doğruladı. Buna karşılık Birleşmiş Milletler Libya'daki sellerden etkilenenlere destek sağlamak için 10 milyon dolar tahsis etti. Genel Sekreter Resmi Sözcüsü Stefan Dojarik, uluslararası örgütün dernada etkilenenlere destek sağlamak için kaynakları ve acil durum ekiplerini harekete geçirdiğini belirterek Birleşmiş Milletlerin etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak için yerel ve uluslararası ortaklıklarla birlikte çalıştığını belirtti. Libya'nın Derna kentinde başa çıkmakla zorlandıkları sel mağdurları toplu mezarlara gömdüler. Libya'daki ölümcül sel felaketinin kurbanları ülkenin doğusundaki Derna kentinde ölü sayısıyla başa çıkmakta zorlanırken toplu mezarlara gömüldüler. Doğu Libya Sağlık Bakanı Dara'nın enkazından 1.500'den fazla cesedin çıkarıldığını ve salı akşamı itibariyle bunların yarısının gömüldüğünü söyledi. En az bir yetkili sel suların barajları yıkaması ve şehrin tüm mahallelerini sular altında bırakması sonrasında ölü sayısının 5000'den fazla olduğunu söylendi. Doğu Libya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El-Lamoş'un yalnızca Derana'da 5.300'den fazla kişinin öldüğünü söyledi. Derana'nın ambulans yetkilisi salı günü erken saatlerde 2.300 kişinin öldüğünü söyledi. Akdeniz fırtınası Daniel'in yol açtığı şaşırtıcı ölüm ve yıkım. Fırtınanın yoğunluğunun yanı sıra 10 yıla aşkın süredir kaos nedeniyle parçalanan bir ulusun savunmasızlığına da işaret etti. Ülke biri doğuda diğeri batıda olmak üzere rakip hükümetler tarafından bölünmüş durum ve bunun sonunda birçok alanda altyapı ihmal ediliyor. Felaketin üzerinden 36 saatten fazla süre geçtikten sonra salı günü dışarıdan yardım derneğe yeni ulaşmaya başlamıştı. Bakanlar Kurulu Başbakan Muhammed Şiael El Sudani başkanlığında olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kuru düzenlemiş olduğu toplantısında kamu ve özel üniversite eğitimine ilişkin yasa tasarısını onaylayarak parlamentoya gönderdi. Kurul ayrıca Petrol Bakanlığına bağlı Güney Rafineleri şirketini hükümet sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin talimatlarda öngörülen sözleşme yönetimlerinden yönetimlerinin dışında tutmaya da kabul etti. Diplomatik açıdan ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Tahran'a resmi bir ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak çıkar konularını ve bölgedeki en belirgin gelişmeleri ele aldılar. Irak Birleşik Arap Emirlikleri Ortak Komitesi'nin çalışmaları bugün Bağdat'ta 10. oturumuna başladı. Komise toplantısında başkanlık ettiği sırada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, seviyenin yükseltilmesini engelleyen sonuçların üstesinden gelmek için Ortak Irak-Birleşik Arap Emirlikleri Koordinasyon Konseyi'nin kurulması ve uzman teknik komitelerinin oluşturulması çağrısında bulundu. Uzun zamandan beri kapalı olmasının ardından Avustralya Cumhuriyeti, Bağdat'ta Büyükelçilik binasını tekrardan açtı. Orak hükümetin dış ilişkilerinde başarılı olması günden güne belli oluyor. Başbakan Muhammed Şia Söden'i geldiği ilk andan hükümet programında komşu, bölge ve uluslar arası ülkelerle Orak'ın dış ilişkilerini genişletmeye değmiş. Bugün o başarılı ilişkilerden Avustralya, ülkesi 30 yıldır kapalı olan elçiliğini açmaya başladı. Tesaleh Dış işleri bakarlığın çaba gösterdiği bu alanda uluslar arası toplumunda ilişkilerini genişletmektedir. Şüphesiz Irak uğradığı yalın yıllardan dolayı uluslararası toplumunun elçilikleri kapatılıp başkent Bağdat'tan iş yapması uzak oldu. Şimdi Dış İşleri Bakanlığı elinden geldiği tüm gücüyle Irak dışarından iş yapan elçilikleri Bağdat'ta iş yaptırmasına çalışıyor. Irak tüm ülkelerle dış ilişkisini güçletmeye çalışıyor. Özellikle o ülkelerle ortaklıktan faydalanarak Irak dışından değil, başkent Bağdat'tan hizmetlerini göstermek için onlara Irak hükümeti her türlü kolaylıkları sağlıyor. Başbakan dediği gibi başarılı diplomatik yoluyla Irak dış ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Bu ilişkiler ülkelerle ortak çıkarlardan faydalanarak, birlikte iş yapılır. Onlara göre bu başarılar Irak ve hükümet için yazılır. Dış bakanlığından alınan bilgilere göre gelecek günlerde Bağdat'ta elçiliği kapalı olan diğer ülkelerle Irak vatandaşlarının hizmet göstermeleri amacıyla başkent Bağdat'ta elçiliklerini açmak için iletişim o ülkelerle devam ediyor. Seçim meselesinde ise komiserler kurulu aday listelerinde değişiklik yapmaları için koalisyon ve parti adaylarına dün akşam daha doğrusu akşamdan salı gününden itibaren 48 saat süre tanınmasına karar verdi. Seçim komiserliği medya ekibi başkanı İmad Cemil listenin Prosedür ve koşulları karşılaması yalnızca koalisyon başkanının talebi üzerine olması koşuluyla değişikliklerin aday sıralamasında değişiklik yapılmasını içerdiğini söyledi. Parlamento danışmanlarının sayısını belirlemek için oy kullandı. Parlamento dün yapılan özel oturumda siyasi danışman olarak Abbas El Emiri, yasama işlerinden sorumlu danışman olarak Ali El Düleymi hukuk danışmanı olarak Muhammed El Gizi mali danışmanı olarak Muhammed Ahmet Cevat, dürüstlük işleri danışmanı olarak Aram Sabah Osman ve araştırma ve geliştirme danışmanı olarak da Firaz. El Hüseyin'in atanması oylandı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komitesi Kerkük'te meydana gelen son olayları araştırmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu Kerkük'te meydana gelen son olayları araştırmak amacıyla Kerkük'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Parlamento Güvenlik ve Savunma Başkanı Abbas Elzemili, Kerkük Valisi Rakan Seyit Elcuburi, Kerkük Operasyonlar Komutanı Or General Cabbar Naime Eltayi ve Kerkük Polis Müdürü General Kava Garip bir araya gelerek bir toplantı düzenledi. Toplantıda Kerkük'te yaşanan son olayları ele aldılar. Öte yandan güvenlik ve savunma başkanı Kerkük'te son günlerde olaylardan şehit düşenlerin aileleriyle bir araya geldi. Bu onlara başsağlığı diledi. Federal dürüstlük komisyonunun genel operasyonlarında geçen Ağustos ayı boyunca komisyon soruşturma müdürlükleri ve ofisleri tarafından gerçekleştirilen el koyma operasyonlarının sayısına ilişkin istatistiksel statistik, durumu bugün açıkladı. Komisyon 135'i tutuklu sanık olmak üzere toplam 264 operasyon gerçekleştirdiğini öncelikli eşyalara el konulanların sayısının ise 219'a ulaştığını belirtti. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Salahati'nin eski valisi hakkında enflasyon ve yasa dışı kazanç suçlamaları nedeniyle tutuklama ve arama emri çıkarıldığını duyurdu. Komisyon tutuklama ve arama emrinin Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Dairesi tarafından çıkarıldığını belirterek, Ürdün'deki 3 gayrimenkule el olarak daha doğrusu el konarak sanığın fonlarında 1 milyar 700 milyon dinarı aşan bir artış olduğuna dair kanıtları doğruladı. Dürüstlük davalarını inceleme konusunda uzmanlaşmış Salahattin Soruşturma Mahkemesi, Tosurma Atu Belediyesi'nin eski müdürü hakkında arazilerin tesciline müdahale etme suçlamasıyla dört tutuklama emri çıkardı. Dürüstlük Komisyonu yayınlamış olduğu açıklamasında sanığa verilen emirlerin ilçedeki dört arsanın tescilinin tarif tahrif edilmesiyle ilgili davaların arka planında geldiği ve bu durumun çalıştığı kurumun fonlarına ciddi zarar verdiği belirtildi. Sınır Kuvvetleri Komutanı Kor General Muhammed Abdülvahab Sukkar, Peygamber Efendimizin vefatını anma merasimleriyle ilgili güvenlik planının uygulanmasını takip etmek üzere Necef ilindeki güvenlik güçlerini denetledi vanın ziyaretçilerinin korunması ve belirlenen hedefleri doğrultusunda uygulanmasının görüşülmesi amacıyla vali yardımcısı, bakanlığın operasyon müdürü, necef polis komutanı ve ildeki güvenlik hizmetleri müdürlüklerinin katıldığı bir güvenlik konferansı düzenlendi. Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kor General Kays el muhammedavi de bu sabah güvenli güçlerini incelemek ve soruşturmak, sorumluluk alanındaki son gelişmeleri takip etmek üzere Tarimiye ilçesine bir ziyarette bulundu. El Muhammedavi El Karh operasyonları ve 6. Tümen komutanlarından Tahrimiye bölgesindeki birliklerini güvenli gelişmeleri ve sahadaki verilere göre yeniden dağıtılmasına ilişkin güvenlik açıklamalarını dinledi. Ulaştırma işlerinden sorumlu Başbakan Danışmanı Nasir El Esedi, kalkınma yolundaki çalışmaların ileri aşamalara geldiğini, yolun geçtiği illerin çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunduğunu söyledi. El Esed'i önceki bir haber bültenine konuk olduğu sırada yapmış olduğu açıklamasında uygulamaya başlama zamanlamasını belirlemek için önümüzdeki hafta önemli bir toplantı yapılacağını doğruladı. saniye. El mesare muhafazat. إلى أن نرى شنو الأشياء الموجودة على الأرض في محافظتها وما هي التعارضات التي ستكون مع مسار الطريق بدينا نستقبل هاي الملاحظات من المحافظات وهنالك محافظات اعلنت انه ما عندها اي تعارضات مع المسار وهنالك محافظات اعلنت عدة تعارضات الان الفرق الفنيه اللي موجوده كمصممين كفريق استشاري الان جاي يدرس هذه التعارضات كيف يتجاوزها في اقصر الطرق واقلها تكلفه حددنا فتره سنه للوجستيه القضايا اللوجستيه بالمشروع بعد السنه راح ننطلق احنا الان جاي نسابق قد راح يكون قبل السنة اليوم Fas İçişleri Bakanlığı depremde ölenlerin sayısının 2900'ü, yaralılarının ise 5530 kişiyi aştığını duyurdu. Bakanlık ölenlerin yaklaşık 2900 cenazenin yetkili makamlarca defnedildiğini belirterek yaralıların kurtulup tahliye edilmesi, onlara bakım yapılması ve zarar gören yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Uluslararası Kızıl Haç Federasyonu Fas'taki depremzedelere destek sağlamak için 100 milyon dolar toplama çağrısında bulundu. Federasyon Afetler, İklim ve Krizler Dairesi Direktörü Caroline Halt bu fonların barınma ve temel ihtiyaçlar alanındaki sağlık, su, hijyen ve yardım malzemelerinin de aralarında bulunduğu en acil ihtiyaçları karşılamaya geldiğini söyledi. Fas'ta meydana gelen yıkıcı depremin 5. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fas İçişleri Bakanlığı depremde 2901 kişi hayatını kaybettiğini, 5530'dan fazla kişi de yararlı olduğunu açıkladı. Fas'ta meydana gelen yıkıcı depremin 5. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler depremden etkilenen bölgelerde enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalar sürdürüyor. Yüksek dağlarda kurulan köyler arasındaki mesafe ve yolların engebeli olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Depremden etkilenen yerlerde bölge sakinleri de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yurt dışında yaşayan bazı faslılar araçlarına yardım malzemeleri koyarak ülkelerine geldiği görüntüleri bölgede dayanışma ruhunu canlandırıyor. Fas'ın diğer şehirlerinden yardım malzemesi taşıyan çok sayıda araç destek için deprem bölgesine geliyor. Fas'ın kralı 6. Muhammed dün Marakiş'teki bir hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etmiş, aynı zamanda kan bağışında bulundu. Bilindiği üzere 8 Eylül gecesi saat 23.10'da Merkez Üssü Marakiş kentine bağlı El Haouz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti deprem Marakiş'in yanı sıra başkent Rabat ve Kazablanca ile Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde büyük etkilemişti. Fas'ın İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada meydana gelen depremde çok sayıda ölü ve yaralılar aynı zamanda enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu açıkladı. Şimdi ise haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Müzik Başbakan Muhammed Şia El Sudani sağanak ve kasırga karşısında Irak'ın Libya halkına yardım eli uzatacağını vurguladı. Bakanlar Kurulu Başbakan Muhammed Şia El Sudani başkanlığında olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurul düzenlemiş olduğu toplantısında kamu ve özel üniversite eğitimine ilişkin yasa tasarısını onaylayarak parlamentoya gönderdi. Irak Birleşik Arap Emirlikleri Ortak Komitesi'nin çalışmaları bir gün Bağdat'ta 10. oturumuna başladı. Dürüstlük davalarını inceleme konusunda uzmanlaşmış Salahattin Soruşturma Mahkemesi Tosurmatu Belediyesi'nin eski müdürü hakkında arazilerin tescilliğine müdahale etme suçlamasıyla 4 tutuklama emri çıkardı. Sınır Kuvvetleri Komutanı Kor General Muhammed Abdülvahab Sukkar, Peygamber Efendimizin vefatını anma merasimleriyle ilgili güvenlik planının uygulanmasını takip etmek üzere Necef ilindeki güvenlik güçlerini denetledi. Uluslararası Kızıl Haç Federasyonu FAS'taki depremzedelere destek sağlamak için 100 milyon dolar toplama çağrısında bulundu. Bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.